Arkadaşlar, bugünkü dersimizde Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe gerçekleşen değişmeleri göreceğiz. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine derken Hatay'dan Sinop'a doğru diye de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu değişmelerin temel sebebi dünyanın küresel şekli, sebebi enlemdir arkadaşlar. Yani soruda karşımıza güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Bu durumun nedeni nedir derse seçeneklerde enlem arayacaksınız. Enlem yoksa dünyanın küresel şeklini arayacaksınız. Bu da yoksa güneş ışınlarının geliş açısına bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna göre değerlendirirsek Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe azalan durumlar neler? Evet, yani şöyle diyelim, Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe hangi durumlar azalıyor arkadaşlar? İlk önce güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülmektedir. Bu durumun nedeni dünyanın şekli demiştik arkadaşlar. Güneş ışınlarının geliş açısı güneyden kuzeye doğru azaldığı için sıcaklıklar da güneyden kuzeye doğru azalmaktadır. Arkadaşlar, yani Antalya İstanbul'dan daha sıcaktır. Nedeni nedir? Dünyanın şekli ya da güneş ışınlarının geliş açısıdır deriz. Yani güneyden kuzeye doğru sıcaklıklar azalmaktadır. Eğer güneyden kuzeye doğru sıcaklıklar azalmıyorsa, bu durumun nedeni göreceli konumdur. Yani bu durumun nedeni karasallık, denizenlik ve yükseltidir arkadaşlar. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yani göreceli konumdur. Yine güneyden kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalmaktadır. Çünkü en fazla çizgisel hız ekvatordadır. Türkiye'nin en güneyde ekvatora en yakın yerdir. Çizgisel hız Türkiye'de en fazla Hatay'dadır. En az Sinop'tadır arkadaşlar. Yine arkadaşlar, güneyden kuzeye doğru gidildikçe paralel dairelerinin uzunlukları da azalmaktadır. Meridyenler arası mesafe güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe Türkiye'de azalmaktadır. Bu ikisinin nedeni dünyanın şeklidir yine. Arkadaşlar, kalıcı kar başlama alt sınırı güneyden kuzeye doğru azalmakta. Tarım, yerleşme, ormancılık üst sınırı güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalmaktadır. Yine deniz sularının sıcaklığı güneyden kuzeye doğru gidildikçe azalmaktadır. Yani en sıcak denizimiz Akdeniz, sonra Ege, sonra Marmara, en soğuk denizimiz ise Karadeniz'dir. Yine deniz sularının tuzluluğu da güneyden kuzeye doğru azalmaktadır. En tuzlu denizimiz Akdeniz, sonra Ege, sonra Marmara, sonra Karadeniz'dir. Yani tuzluluğu en az olan denizimiz Karadeniz'dir arkadaşlar. Bu durumu da bu şekilde söyleyebiliriz. Yine 21 Haziran tarihinde gece süresi kuzeye doğru azalmaktadır. 21 Aralık tarihinde ise gündüz süresi kuzeye doğru azalmaktadır arkadaşlar. Bu durum Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe azalan durumlardır. Peki güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe artan durumlar hangileri? İlki, arkadaşlar, güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı. Yani en çok tutulmayı Sinop'ta, en az tutulmayı Hatay'da yaşar arkadaşlar. Yine güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol da kuzeye doğru ne yapar arkadaşlar? Artar. Alacakaranlık süresi. Alacakaranlık süresi çizgisel hıza bağlı olarak oluşan bir şeydir arkadaşlar. Bu nedenle alacakaranlık süresi güneyden kuzeye doğru gidildikçe ne yapmaktadır? Artmaktadır. Alacakaranlık süresi derken güneşin doğuş ve batışı sırasında geçen süreden bahsediyoruz. Yani grup, tan, şafak vakitleri ekvatordan kutuplara doğru ne yaptığı için, uzadığı için Türkiye'de de Hatay'dan Sinop'a doğru ne yapmaktadır? Artmaktadır. Yani uzamaktadır arkadaşlar. Yine gölge boyları da Türkiye'nin kuzeyine doğru artmaktadır. Yani uzamaktadır arkadaşlar. En uzun gölgeyi Sinop'ta, en kısa gölgeyi neredeyse deriz yıl içinde Hatay'da hissetmekteyiz. Yine gece ile gündüz arasındaki süre farkı arkadaşlar. Ekvatorda gece ile gündüz süresi arasındaki fark sıfırdır. Ekinokslar dışındaki tarihlerde gece ile gündüz süresi arasındaki fark Türkiye'nin kuzeyine doğru ne yapmaktadır? Artmaktadır. Yani şehirler verdi size. Hatay'da gece ile gündüz süresi arasındaki fark en az, Sinop'ta en fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Yine ekvatora kuş uçuşu uzaklık. Türkiye'nin en güneyi ekvatora en yakın olduğu için kuş uçuşu uzaklık az.
En fazla olan yer ise yine en kuzeyde yer alan Sinop olacaktır arkadaşlar. Yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesi Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru artar. Çünkü yer çekimi en fazla kutuplardadır. Yani her yer eşit yükseltide kabul edildiğinde Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe yer çekimi artmaktadır. Yine 21 Aralık tarihindeki gece süresi kuzeye doğru artmakta. 21 Haziran'daki gündüz süresi kuzeye doğru artmaktadır arkadaşlar. Evet, en başta söylediğim gibi güneyden kuzeye doğru gerçekleşen değişmelerin temel sebebi enlem, yani dünyanın küresel şeklidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aynı enlem üzerinde ve aynı boylam üzerinde olan yerlerin ortak özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı enlem derken arkadaşlar, aynı enlem derken yani aynı doğrultuda uzanan, aynı enlem boyunca uzanan yerlerin ortak özelliğine bakacağız. Burada verdiğim yerler benim aynı enlem üzerinde olan yerler Çanakkale, Ankara ve arkadaşlar Erzurum illeri. Şimdi Çanakkale, Ankara, Erzurum illeri. Bunlar neymiş? Aynı enlem üzerindeymiş. Bu yerlerin ortak özellikleri neler? Bu yerlerin ortak özellikleri. Bu yerlerde gece gündüz uzunlukları aynıdır arkadaşlar. Yani gece gündüz süreleri aynıdır. Yıl içindeki gece gündüz uzunlukları aynıdır. Bu yerlerin neymiş? Ekvatora kuş uçuşu uzaklıkları da aynıdır. Yani bir uçak havalandığında ekvatora hepsinden de aynı mesafede gider arkadaşlar. Yine bu yerlerin yer çekimi ivmeleri de aynı. Yükseltileri aynı ise yer çekim ivmeleri de aynıdır arkadaşlar. Bu yerlerin yine çizgisel hızlar aynıdır. Aynı enlem üzerinde ne aynıymış? Çizgisel hız aynıymış. Çizgisel hıza bağlı olarak oluşan bir şey vardı. Neydi bu? Alacakaranlık süresi. Yani güneşin doğuş ve batış süreleri arkadaşlar. Güneşin doğuş ve batışında geçen süreler aynı enlem üzerinde aynıymış. Yani Çanakkale, Ankara, Erzurum'da bu süreler aynıymış. Yani ne demek? Grup, tan, şafak süreleri bu yerlerde aynı enlem üzerinde olan yerlerde aynıdır. Yine aynı enlem üzerinde olan yerlerde yıl içindeki gölge boyları da aynıdır. Yıl içinde gölge boyları da neymiş arkadaşlar? Bunlar da aynıdır. Yine aynı enlem üzerinde olan yerlerde yıl içerisindeki güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Bakınız tekrar söylüyorum. Çanakkale'ye, Ankara'ya, Erzurum'a yıl içinde güneş ışınları aynı açılarla gelir. Bakınız burada bir parantez çiziyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar aynı enlem üzerine yer alan yerlerde yine Ankara, Çanakkale ve Erzurum'dan bahsedelim. Buralara güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır ama size sorayım, sıcaklıklar aynı mıdır peki? Yani Çanakkale'de, Ankara'da, Erzurum'da sıcaklıklar aynı mıdır? Hayır tabii ki. O zaman güneş ışınlarının geliş açısı aynı olmasına rağmen yıl içinde sıcaklıklar birbirinden farklıdır. O zaman sıcaklık üzerinde sadece güneş ışınlarının geliş açısı etkili değil. Bu yerlerde sıcaklıkların birbirinden farklı olmasının nedeni yükselti, karasallık, denizellik gibi özelliklerin birbirinden farklı olmasıdır. Yani özel konum nedeniyle birbirinden farklıdır sıcaklıklar. Bunu da söyleyebiliriz. Yine aynı enlem üzerinde yer alan yerlerde gece ile gündüz arasındaki süre farkı da aynıdır. Gece ile gündüz arasındaki süre farkı. Yani birisinde 18 saat gündüz varken diğerinde de 18 saat gündüz yaşanır. Diğerinde de 18 saat gündüz yaşanır. Yani 6'şar saatte gece yaşanmaktadır. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi aynı boylam üzerinde yer alan yerlerin ortak özelliğine bakacağız. Aynı boylam üzerinde yer alan. Ben örnek olarak İstanbul ile Denizli'yi aldım arkadaşlar. Yani İstanbul ile Denizli aynı boylam üzerinde yer almaktadır. Bunların neyi aynıdır? Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerin yerel saatleri aynıdır. Yerel saatleri aynıdır. Yani ezan vakitleri aynıdır arkadaşlar. Sahur vakitleri aynıdır. İftar vakitleri aynıdır. Yani bunların yerel saatleri aynıdır. Bulundukları saat dilimleri aynıdır. Bulundukları saat dilimleri aynıdır. Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerin. Yine başlangıç meridyeni ya da herhangi bir meridyenle
aralarındaki süre farkları aynıdır. Bakın saatle ilgili özellikleri söylüyorum özellikle. Başka bu yerlerde öğle vakitleri aynıdır. Burada bir parantez yine belirtiyorum, arkadaşlar çiziyorum ve belirtiyorum. Şunu söyleyeyim. Aynı boylam üzerinde öğle vakitleri aynıdır fakat güneşin doğuş ve batış saatleri aynı değildir. Çünkü güneşin doğuş ve batış saatleri değişir. Bu durumunda nedeni eksen eğikliğidir. Devam edelim. Öğle vakitleri aynıdır. Öğle vakti derken yani gün içinde en kısa gölgenin olduğu anda aynıdır. Yani İstanbul ve Denizli'de gün içinde en kısa gölgenin olduğu an aynı. Yani gün içinde güneşin en tepe noktaya ulaştığı anda aynıdır diyebiliriz. Evet, bir şey daha hatırlatayım burada not olarak arkadaşlar. Aynı boylam üzerinde olan yerlerin başlangıç meridyeni ya da herhangi bir meridyenle arasındaki süre farkı aynı ama uzaklıklar aynı değildir. Tekrar söylüyorum bakınız. Aynı boylam üzerinde olan yerlerin başlangıç meridyeni ya da herhangi bir meridyene uzaklığı aynı değildir. Nedeni ne? Dünyanın şeklinden dolayı. Meridyenler arası mesafe daraldığı için arkadaşlar bu aynı boylam üzerinde yer alan yerlerin herhangi bir meridyene ya da başlangıç meridyenine uzaklıkları aynı değildir. Bugünkü dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.